Biz kısık sesleriyiz.
Yavaş ama yavaş.
Tabii oturmuştur. Yavaş ama yavaş. Büyük bir boşluk var. Oraya sinyalizasyon kuruluyor. Oraya
hastaneler gereksiz şekilde temin ediliyor. Orada da oranımızı izleyebiliriz. Hoş geldiniz diyoruz, kendilerine koy ödülüyoruz. Hoş Hayal edelim.
Aslanlar gibi dikilen sizsiniz siz. Elini öpüyorum.
çıkış yok diyor. Burada Trump içine ses verecek, ses. Koca reisi, o yürekli adamı size yedirir miyiz? Size yedirmeyeceğiz. Sonra birileri kalkıp meşruiyet tartışması açacak. Halkın reisten desteğini çektiğini iddia edecek, siyasal krizi tetikleyecek, ekonomik krizi tetikleyecek, sosyal krizi tetikleyecek. İçimizden de hainler yok değil ha. Onlar da kendi partilerini korumaya çalışacak. Kırk kopeyi başımıza indirmezse ne veririz? Ne veririz biz? Biz de hainler gördük ya. Anlaşanlı hainler gördük. Tarihte ne hainler gördük ya. Recep Tayyip Erdoğan herhangi biri değildir. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin genel başkanı değildir. AK Dava'nın yürekli lideridir o. Ümmetin yürekli lideridir o. Merak etme. Büyük reis. Kahtanın farkını göreceksin. AK yüreklilerin sana nasıl destek vereceklerini göreceksin. Kahta Türkiye'nin bütün ilçelerinden çok daha güçlü bir biçimde reisinin arkasında olduğunu gösterecektir. Gösterecek miyiz? Sandıkları patlatacak mıyız? İşte bunu söylüyoruz ya. Bak, aslanlar gibi bir belediye başkan adayımız var ya. Türkiye'nin herhangi bir yerine gidin. Büyük şehirlere kadar gidin. Orada bile böyle bir aday göremezsiniz ya. Tahtanın medali iftarı Engin Akyel'imiz var ya. Engin Akyel'imiz var ya. Tahtaya hizmet aşkıyla dolu bir yiğit evladımız var ya. Engin Akyel! Bakın bir proje hazırlamış. Kim hazırladı bu projeleri biliyor musunuz? Yılmaz Saray gibi aynı dönemde meclis üyesi olacak mimarlarımız, mühendislerimiz hazırladı ya. Kafka bu işte ya. Al bu projeleri götür İstanbul'a, götür Ankara'ya, İzmir'e götür. Kafka herhangi bir ilçe değildir. Engin Akel kardeşimiz de herhangi bir başkan adayı değildir. Kafka Engin Akel kardeşimiz de çok güzel olacak. Çok daha güzel olacak. Siyaseten güçlü olacak. Hizmete duracak inşallah. Sokak sokak dolaşıyoruz. Seçim kazanmak için değil ha. İlk günden itibaren kağıtta seçim kazanmak gibi bir derdimiz hiç olmadı. Biz açık ara farkla nasıl kazanacağımızın hesabını yapıyoruz. Hesabını. 10.000 fark atacakmışız. Kahve'ye yakışır mı ya? 10.000 fark kahve'ye yakışır mı? Yakışmaz. Sandıklar açıldığında göreceğiz ya. Sandıklar açıldığında göreceğiz. Hasbi adamların sandığa nasıl mühür vurduklarını göreceğiz. Kahve'nin güçlü sesini herkes her yerden duyacak inşallah. Seçim bitinceye kadar sizinle beraberim. Sadece bir haftalığına İzmir Karabağlar'a gideceğim. İzmir Karabağlar'da bir hafta kaldıktan sonra tekrar geleceğim ve zaferimizi birlikte kutlayacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kahta'yı kucaklamaya geliyoruz. Herkesi kucaklamaya geliyoruz. Kimseye düşmanlığımız yok. Kimseye husumetimiz yok.
kimseye hayırlı muamelesi yapmıyoruz. Ama reisimizin de dediği gibi hep şunu söyledik, bunu da söylemeye devam edeceğiz. Biz halka efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Halka tepeden bakan her anlayışı ayaklarımızın altına almaya geliyoruz. Tahtada yaşayan herkes birbirinin eşitidir. Kimse bir diğerinden üstün değildir. Ne atasından dolayı üstündür, ne kanından dolayı üstündür, ne de aşiretinden dolayı üstündür. Üstünlük ancak takva iledir. Hiçbirimizin bir diğerimizden üstünlüğü yoktur. Ne bakanlarımızdan dolayı sizden üstünüz, ne de mensup olduğunuz aşiretinizden dolayı sizden üstünüz. Bir milletvekili olarak yarın içimizden çok daha değerli makamlara gelecek olan kardeşlerimiz de olacak. Emin olunuz ki biz sizin evladınız ya. Milletvekili olmak imtiyaz değildir. Bakan olmak, cumhurbaşkanı olmak imtiyaz değildir ya. Cumhurbaşkanımız sizi kendinden, kendini sizden biliyor. Biz mütevaziliğin temsilcisi olan bir partiyiz ya. Kibir bize yakışmaz, ego bize yakışmaz, nefsimize yenip düşmek bize yakışmaz. Ey ya partili kardeşlerim, dün akşam ulusal bir kanaldaydım. Herkes seçim sonuçlarını bekliyor. Diyorlar ki AK Parti'nin küskünleri var, kırgınları var, AK Parti oy kaybedecek. Onları sevindirecek misiniz ya? Basit bir meclis üyeliği için onları sevindirecek misiniz ya? Kılıçdaroğlu zil takıp oynayacakmış. Sana siyasi mevta muamelesi yapacak bu millet. Bizim küskünlerimiz yok. Bizim kırgınlarımız yok. Biz meclis üyelikleri için, milletvekilliği için, bakanlıklar için mücadele veren bir anlayışın mensupları değiliz. Hep söyledim, söylüyorum. AK Parti'de nefer olmak bir başka partide başkomutan olmaktan bin kat daha iyidir. Şunu da söyleyerek bitiriyorum. Yeni parti hesapları kuran o içimizdeki hainlere sesleniyorum. Altın tepsi içinde bakanlık bize sorsanız, reisin tırnağına değişirse namert olalım ya. Namert olalım. Sizinle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Kahta farkını bu akşam gösterdi. İçerisiyle, dışarısıyla hınca muskuluyuz. Bedenlerimizle birbirine tutundu. Yüreklerimizle birbirimize tutundu. Sarsılmaz bir beden oldu. Yek vücut oldu. Tek yürek oldu. Bizi yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Zaferimiz şimdiden ayrı olsun. Allah var ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Sesun yönetim ağabeyimize bu heyecanlı konuşmalarından dolayı kendilerine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sıfırlar getirdiniz. Aptal
kültürüyle, doğasıyla, yeşiliyle yaşayan ilçemiz Çamlıca'yı, hemşehrilerimizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bugün burada AK Parti'ye 17 yıldır özlemiyle sahip çıkan partimizin 100 akı olan Çamlıca'da sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kardeşlerim, birileri taklit eder, birileri ise aslını yaşatır. Biz her zaman ilklerin partisi olduk. Bir söz var, kader gayreti aşıktır der. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kendimizi bildik bileli vatanımızın istiklali, milletimizin istikbali için gayret sarf ettik. 17 yıl önce başlayan hikayemize hamdolsun her geçen gün yeni başarılar yapıyoruz. Namerde, aile, düşmana rağmen büyüyoruz. Üstad Sezai Karakoç'un dediği gibi, geceye gelinmeyen her kişiye ödül olarak bir sabah ve bir gündüz, bir güneş vardır. Bugün aynı kararlılıkla sizlerden daha fazlasını bekliyoruz. Çünkü artık dirilişten yükselişe ve hatta şahlanışa geçtik. Hamdolsun. Ben AK Gençlik'le gurur duyuyorum, Çamlıca'yla gurur duyuyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Şimdi milletini seven, ümmetine sahip çıkan ve dünyanın beşten büyük olduğunu ispat eden bir Türkiye var. Ve bu Türkiye Allah'ın yardımı ve inayetiyle 17 yıldır gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Partimizin ve sizlerin başarısıdır. Kıymetli kardeşlerim, şöyle geriye dönüp baktığımızda hem ülkemizde hem şehrimizde çok güzel hizmetler yaptığını görüyoruz. Bu hizmetlerin tüm emeğinde sizlerin emeği çok fazla. Özellikle şimdi Kaftamıza elimizde yaptığımız hizmetlerden bahsedeceğim. Özellikle eğitim alanında 2003 yılında açılmış olan derslik sayısı 10. Hemşehrilerim. Bu sayı 2019 yılı itibariyle 800. Nereden nereye? 10 derslikten 800 dersliğe çıkmışız. Evlatlarımızın okul hayatı her şeyden önemli. Bizleri de bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Çamlıca İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 12 milyon TL yatırım bedeliyle 25 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezimizin ve Çamlıca Devlet Hastanemizi, Amatem merkezimizi bu yıl içerisinde hizmetimize sunmak için çalışıyoruz. 2018 yılında Çobanlı Köyü ve Narince Belediye'mize Aile Sağlık Merkezi 112 istasyonlarımızı hizmete açmış bulunmaktayız. Ayrıca evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarımızın sayısı 2015'te 2735 iken 2018 yılında 5344 vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor. İlçemiz köylerine 2005-2017 yıllarında 43 milyon TL yatırım ile yol, içme suyu, kanalizasyon attı. Spor alanları, çocuk oyun alanları, sağlık evi, köy konağı ve 10 köy güneş enerji sistemi kurulumu yapılarak yenilenebilir enerji sistemiyle tarımsal sulama faaliyet gerçekleştiriyoruz. Haydar'ın içme suyu projesi yapılmış olup şu anda faaliyete geçti. Koçhani Barajı'nın tamamlanması için Sayın Cumhurbaşkanımız talimatları verdi. Şu anda da dolgusu yapılıyor. Gece gündüz bu anlamda da sulama için, topraklarımız suya kavuşması için hep beraber çalışacağız. İnşallah bu dönem bunu bitireceğiz. Kıymetli hemşehrilerim, Adıyaman'ımıza yapılan yıllık miktar, yatırım miktarı 2002'de 10 milyon TL iken 2018'e kadar yapılan yıllık miktar 14 milyar TL. 10 milyon TL'den Genel Merkez İçme Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın'a hoş geldiniz Sayın Başkanım. Kıymetli hemşehrilerim. Kıymetli hemşehrilerim. Bizler gönül almaya geldik. Kapı kapı dolaşacağız. Çamlıca'lı hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Ve 31 Mart'ta inşallah Engin Akel Başkanımızı rekor bir oyla seçeceğiz. Bizlere neler neler yaptılar. Gezi olayları 17-25 Aralık kanımıza dahil suladılar. 15 Temmuz'da canımızı almaya kalktılar. 2
250 küsur şehidimiz var. Binlerce gazimiz var. Kıymetli hemşehrilerim. Gün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma günüdür. Etikin hatta inşallah kampta Sayın Cumhurbaşkanımıza liderimize sahip çıkacak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza her zamankinde daha fazla sahip çıkacağız. Gece gündüz çalışacağız. Mesele memleket meselesi, mesele vatan meselesi. Eğer söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bize o bakış açısıyla devletine, milletine sahip çıkan Adıyamanımız, Kaptamız inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza 31 Mart'ta da sahip çıkacak ve inşallah Engin Akar Başkanımızı rekor gibi olarak seçecek Allah'a emanet olun. Vizyonuyla, misyonuyla kantomuzu da çok iyi tanıyan, kantomuza çok büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz. Bakın diğer partilerin adayları olabilir. Kantayı ne sunabilirler? Ne yapabilirler? Kendilerini belediye başkanı yapmaktan başka kantaya sunabilecekleri bir şey var mı? Yok. Ama Emin Akif başkanımızın yanında 4 tane milletvekili var. Bakanı var. Sayın Cumhurbaşkanımız var. O anlamda sizlerin desteklerini de bekliyoruz. İnşallah kantalı hemşerilerimiz gereken dersi de verecektir. Ve bu arada kantamızda AK Parti adayı olan ve şu anda meclis üyesi listesinde olan Sayın Ömer Yılancı, Sayın Ramazan Çakmak, Sayın Yasin Erdem, Sayın Mehmet Kaya ve diğer tüm aday adaylarımıza Sırrı Öztürk gibi önemli isimlerin bulunduğu tüm adaylarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Adıyaman milletvekilimiz Sayın Muhammed Fatih Toprak. Adıyamanımızın kurulu milletvekilimiz Sayın Ahmet Aydın Hanım'a
selam üzerinize olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abilerim, büyüklerim, kardeşlerim, değerli partimizin yiğitleri, hepinize selam olsun. Esselamu aleyküm. Yahya farklılığını her zaman ortaya koyuyor. Şimdi yine hepimizi çok gururlandırdı. Gerçekten katılımıyla, duruşuyla, heyecanıyla bize ayrı bir heyecan katıyor. Adıyaman'a yön verecek kadar ayrı bir duruşumuz var. Sizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bir işi yaptın mı, hakkını vereceğim. Kağıtları yaptığı işin hakkını veriyorum. Siyasetse siyaset, ticaretse ticaret, helal olsun, tebrik ediyoruz. Sizden örnek alacağımız çok dersler var. Sizleri yürekten kutluyorum. Başkanlık dönemimizde farklı bir uygulamayı şu yönüyle ortaya koyacağız. Biz bir olacağız. Beraber olacağız. Enerjimizi birbirimize harcamayacağız. Enerjimizi sorunlara harcayacağız. Memleketimizin sorunlarını bitirmeye gayret edeceğiz. Kesinlikle kardeşçe birbirimize sarılıp memleketin sorunlarını bitirmek asıl hedefimiz ve derdimiz. Hakikaten Engin Akel gibi bir kardeşimiz hem teşkilatçılığıyla hem duruşuyla farklı bir örneklik ortaya koyan bu kardeşimizi inşallah her zamankinden ki AK Parti'ye sahip çıkınız, çıkışınız çok farklıdır. Farklı bir sahip çıkışla sahip çıkmamız gerekiyor. Şimdi biz bazen yanılıyoruz. Bu tür yerlerde ne olacak? Yerel yönetimdir, belediyedir. Belediyeyi biz muhalefetten seçelim. Biz iktidar olarak da nasıl olsa faydalanırız diye Adıyaman'da bir iki örnek de ortaya kondu. Hayır, şu andaki sistem başkanlık sistemidir. Başkanlık sisteminde kesinlikle yereliyle, geneliyle, teşkilatıyla, bürokrasisiyle hep birlikte çarpmadıkça yüreklerimiz aynı rota belirlenmedikçe hedefe ulaşmamız zordur. Onun için biz bu birlik beraberliği sağlayabilmenin yolunu aslında Engin Başkanımızı rekor oyla seçmekle başlatabiliriz. Eğer böyle değilse o zaman birileri farklı şeyler yapabilir ve sonuçta da hep beraber üzülürüz. Kağıtta güzel bir ivme yakaladı. Bugün gittik. Özellikle yetiştirdiğiniz değerler açısından Mehmet Metiner abimiz aramızda, Mehmet Fatih, Muhammed Fatih kardeşimiz, toprak kardeşimiz, gerçekten bir genç olarak, bir misyon sahibi olarak aramızda, gençliğe örnek olarak Recep Tayyip Erdoğan liderimiz önümüze koydu. Yine hepimizin her yerde gurur duyduğu, hepimizin başını dik tuttuğu Ahmet Aydın başkanımız aramızda, sizlerin evlatları, o zaman Engin Akel kardeşimizle de bu işi böbürlendirelim ve zirveyi hiçbir zaman elden bırakmamaya gayret edelim diyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet olun diyor. İl Başkanımız Sayın Mehmet Toftekin Bey.
güzel konuşmalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir istisna görevlerinde bulunmuş hemşerimiz, gurur kaynağımız, en büyük kaynağımız Sayın Ahmet Aydın. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye takdimlerimi arz ediyorum. Cümleten selamun aleyküm. Akşamın bu saatinde bu sabahın camış dolduran çok değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, hanım kardeşlerimiz, bacılarımız, sevgili gençler, değerli çaldanlar, ben hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun, kazanınız mübarek olsun, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, şimdi burada bir anlaşma yapalım. 31 Mart akşamına kadar adayımız 1 Nisan'da başkanımız olacak olan tüm gençlerin abisi olarak her toplantıda gençliğin abisi, gençliğin başkanı. Şu coşku, sizlerin bu heyecanı, bu sevdası şimdiden 31 Mart'ı bizlere müjdeliyor. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Değerli hemşehrilerim, şöyle aramıza mesafeleri kaldıralım, biraz daha yakın olalım. Kardeşimizle birlikte inşallah bu mücadelede son nefesimize kadar, enerjimizin son anına kadar, sonuna kadar inşallah mücadeleye devam edeceğiz. Ta ki 31 Mart akşamında Kahta'dan o rekoru alana kadar, o müjdeli haberi alana kadar bizlere durmak yok, yola devam diyoruz. Bakın, şöyle bir düşünelim. Allah için elimizi vicdanımıza koyalım. Bu şehre kim ne verebilir? Bu millete, sevgili Kahtalı hemşehrilerimize kim hizmet edebilir? Kim katkı sunabilir? Kim onlara efendilik değil de hizmetkarlık yapabilir? Bunu düşünerek ve bundan sonraki süreçte de nasıl bir Kahta'da yaşamak istediğimizi, çocuklarımıza nasıl bir gelecek düşlediğimizi düşünerek hep birlikte yola koyulalım diyoruz. Tek derdimiz var bizim. Sevgili gençler, bu enerjinizi o
eşiğini kazanana kadar yola devam edecek miyiz? Söz mü? Kahtadan rekor alacak mıyız? O halde enerjimizi salon dışında, sahada, her yerde, caddede, sokakta, her evde, hanım kardeşlerimiz inşallah her evi, her kapıyı çalacak surette bizlere bu müşteri haberleri getirecektir diye düşünüyorum. Bizlerde tek bir dert var arkadaşlar. Biz dertlisiyiz. Bizim derdimiz aslında sizin derdiniz. Bizim beklentimiz ya bu halk gençlikle bizler gurur duyuyoruz. Biraz sabredelim gençler, enerjimizi sahaya saklayalım. Bizim en büyük enerji kaynağımız sizlersiniz. Allah razı olsun. Maşallah. Ya bu gençlik bizim olduktan sonra tabii ki dik duracağız. Hiç rahat olun, eğilmedik, bundan sonra da hiç dikülmeyiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir 5 dakikanızı alacağım. Biz neden siyaset yapıyoruz? Burada işimiz ne bizim? Sadece bir arkadaşımıza bir makam tahsis etmek için mi? Hayır, kesinlikle. AK Partili olmak demek İnsanımızın geçmişte yaşadığı o mağduriyetleri bir daha yaşamaması. İnsanımızın düşündüğü gibi, inandığı gibi yaşaması. Daha yüksek standartlarda yaşaması. Daha özgürce yaşaması. Refah seviyesi yüksek bir şekilde yaşaması. Daha güzel bir kağıtta da yaşaması için buradayız. Onlar ne derse desinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ama hizmet edecek olan, iş yapacak olan, bu milletin ayağına giderek millete hak ettiği hizmeti yapacak olan AK Parti'dir. Başkası yok. Burada arkadaşımızı o koltuğa oturmak, bir makam sahibi yapmak değil derdimiz. Biz bu makamı bu milletin hizmetine nasıl sunabiliriz? Bu makamdan bu millet nasıl daha fazla istifade edebilir? Nasıl daha çok hizmet üretebiliriz? Nasıl bu projeleri hayata geçirebiliriz? Derdimiz bu bizim. Bakın arkadaşlar, sadece Kahta'da değil derdimiz. Sadece Adıyaman'da değil. Ya Allah aşkına, şu dünyanın gidişatını hepimiz görüyoruz. Türkiye'nin bu gidişatta bulunduğu noktayı da biliyoruz. Dünyada hiç düşündük mü ya? Neden hep Müslümanlar kan ağlıyor? Neden ezilenler, üzülenler, gözyaşı dökenler, mağdur edilenler hep Müslüman? Neden hep Müslümanlar birbirlerine kırdırıyorlar? Hiç bunu düşündük mü ya? Bakın arkadaşlar, dünyada Filistin'e umut olabilecek Arakan'daki Müslüman kardeşlerimizin geleceğine güvenle bakabilmesi için umut olabilecek başka bir lider, başka bir ülke tanıyor musunuz? Coğrafyada ateş çemberi var.
ve bu ateş çemberinde tüm bu coğrafyaya umut olan da tek bir lider Recep Tayyip Erdoğan var. Tek bir ülke Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu bilerek yolumuza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, hiç düşündük mü? Hiç düşündük mü? Şu Libya'yı ne hale getirdiler? Üçe böldüler. Şu anda fiilen üçe bölünmüş. Yemen açlıktan savaşın içinde ve perperişan. Irak'ın hali, Suriye'nin hali neden böyle? Bunlar petrol zengin ülkeler değil miydi? Allah vermiş ama neden arkadaşlar? O petrol kokusunu alan, o tek dişli kalmış canavar dediğimiz Batı medeniyeti gördüğünüz üzere böl parçala yut taktiğiyle ülkeleri tek tek perişan ediyor. Şimdi benzer şey Venezuela'da var. Aynı şeyi başka yerlere yapıyorlar. Hele ki şu Suriye meselesi neden çözülmedi 7-8 senedir? Asıl meselenin bu coğrafyada Türkiye olduğunu bilmemiz lazım. Suriye üzerinden yıkmak, yapmak istedikleri gerçek ülke onlar için hedefte olan ülke Türkiye'dir. Onlar için hedefte olan tek bir lider, tüm bu Müslümanların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bakın arkadaşlar, içeriden dışarıdan ittifaklar kuruluyor. Nasıl olur da hiç düşündünüz mü ya? Allah aşkına. Yani zulmedenle zulüm gören, mağdur edilen insanlar ya da partiler nasıl bir araya geliyor? Hani tek parti zihniyeti bu ülkeye ne zulümler uyguladı, bu insanlara ne mağduriyetler yaşattı? Başörtülü kardeşlerim, imam hatipli kardeşlerim, Kur'an kursları, inanan dindar mütedeyyin kardeşlerim üzerindeki o zulümleri unutmayın. Kimler mağdur edildi? Sincan'da tanklar yürütüldü. Rahmetli Erbakan'ın kemikleri sızlıyordu. Emin olun kemikleri sızlıyordu. Hangi güç bu CHP ile bu Saadet Partisi'ni parti olarak diyorum bir araya getirdi? Hangi güç terörün değirmenine su taşıyan HDP ile milliyetçiyim diyen İyi Parti'yi bir araya getirdi? Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Bu kurgu sadece burada olan bir kurgu değil. Sadece Türkiye'de de kurulan bir kurgu değil. Bunun arkasında kim ya da kimler var? Bunları bir araya getiren güç ya da güçler nelerdir, kimlerdir kardeşlerim? Biz hakka inandık, halka güvendik. Tek güç kaynağımız halkımızdır diyoruz. Ama bugüne kadar Pensilvanya'dan, Kandil'den güç devşirenlerin de kimlerle beraber olduğunu hepiniz çok iyi görüyorsunuz. O yüzden mesele büyük bir mesele. O yüzden bu iş memleket işi diyoruz, gönül işi diyoruz. Meselenin memleket meselesi olduğunu unutmamamız lazım. Gelelim kahtaya. Allah aşkına şöyle başınızı iki elin arasına alın düşünün. 15 sene önceki kahtayla bugünkü kahtayı mukayese edin. Yıllar yılı hükümetler vardı. Yıllar yılı yine devlet vardı. Seçilenler oldu. Ama kim ne yaptı? Kim bu şehre ne verebildi Allah aşkına? Bakın AK Parti ile birlikte bütün sorunları bir bir çözdük. Arkadaşlar AK Parti iktidara geldiğinde bu şehirde koca bir köy görünümündeydi. Bu şehirde sadece iki tane lise vardı. O biri de İmam Hatip Lisesi'ydi. Zaten 28 Şubat'ta içi boşaltılmıştı. Ama hamdolsun o iki liseye 18 liseyi biz çıkardık, siz çıkardınız. AK Parti yaptı. Değerli kardeşlerim,
gencecik bir mezun olarak, lise mezun olarak yatılı okuduğumuz için atamamız yapıldı. Kağıtlı Devlet Hastanesi'ne. Sene 1990. Oraya geldiğimde değerli arkadaşlar, bakın bunlar çok acayip. Röntgen radyoloji teknisyeni olarak geldim. Ama radyoloji röntgen bozuk. Laboratuvarda tahliller çok az yapıyor. Büyük bir kısmı zaten burada yapılmıyor. O da çoğu zaman yanlış sonuçlar çıkardı. Bu şehirde iki tane uzman doktor hatırlıyorum. Bileniniz vardır. Biri Ali Aksu, dahiliye uzmanıydı. Biri de Ali Özer, cerrah, genel cerrahtı. Ha bir arada İhsan İskenderoğlu geldi, üç tane. Ya arkadaşlar, o hastanede hiç film çekemezdik, arızaydı her zaman. En ufak bir tıbbi meselede Adıyaman'da da bir şey yok. Hastalarımız Malatya araştırma yolunda can veriyordu. Hastalarımız Antep'te araştırma yolunda, Adana'da Balcalı yolunda can veriyorlardı. Ama şimdi arkadaşlar, hamdolsun eğitim araştırma hastanesi hüviyetinde hastanemiz var. Hasta doktor sayımız zannediyorum 70'leri buldu. 70'leri buldu. 3 taneydi. Yetmedi. İnşallah yakında Kahta'mıza diş hastanesinin de temellerini yine biz atacağız. Şimdi arkadaşlar, eğitimde 700'e yakın derslik yapmışız. 700'e yakın derslik. Sırf son 2-3 senede 15 üzerinde okul yapmışız. Okul. Sadece son 2 senede. Tekli eğitime geçiyoruz. Tekli eğitime. Bizler burada okuduk. Sınıflar sabah 60, öğlen 70, öyleydi. Hepimiz yaşadık, okuduk buralarda. Ama hamdolsun tekli eğitime geçti ve sınıflar Türkiye ortalamasının aşağısına çekiliyor, çekiliyorlar. İşte siyasetteki tek muradımız insanlarımızın ihtiyaçlarına, dertlerine derman olabilmek, taleplerini karşılayabilmek. Kahta kör noktaydı, çıkmaz sokaktı. Türkiye'nin 3. Büyük Asma Köprüsü'nü Kahta'ya yaptık arkadaşlar. Kahta'ya yaptık, Müslüm'ün köprüsü. Yollarıyla, parklarıyla, sosyal alanlarıyla, emin olun, ben inşallah bizler değerli arkadaşlar şu anda saatlerce tek tek hangi köye neler yapıldığını anlatabilirim. Hangi köye? Köylerimiz, muhtarlarımız vardır. Arkadaşlar, şehirde ne varsa köyde o olacak dedik. Elhamdülillah yaptık, yapıyoruz. Ben kısa keseceğim. Çünkü çok uzun zaman almaya gerek yok. Sizler yaşadınız, biliyorsunuz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz hizmet için buradayız. Biz hizmet fedaileriyiz. Biz bu şehre aşığız. Biz bu millete aşığız, sevdalıyız. Onun için de istiyoruz ki Kahta'dan yeni dönemde güçlü bir şekilde yarım kalan diğer projelerde, yeni projelerde Engin kardeşimle birlikte çok daha fazlasını yapalım istiyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, şunu söyleyeyim. Bakın hakikaten çok güzel genelde hizmetler yaptık. Genelde ben belediye başkanımıza Abdurrahman Toprak Bey'e de teşekkür ediyorum. Su problemi başta olmak üzere pek çok alanda yine beraber çalıştık. Yine AK Parti'nin iktidarın gücüyle bu hizmetleri birlikte yaptık. Ve bundan sonraki süreçte inşallah yeni dönemde Kahta'mıza yakışır, Kahta'mıza yaraşır, ufku olan, vizyonu olan, gerçekten siyasette de engin bir tecrübesi olan Engin Akel kardeşimi buraya davet ediyoruz. Arkadaşlar bakın, Engin Bey de çok daha farklı bir Kahta'yı hep birlikte yapacağız. Bizim kardeşimizdir, arkadaşımızdır.
arkadaşınızdır. Siyasette yoldaşınızdır. 4 yıla yakın ilçe başkanlığı var. Engin Akel kardeşimiz gerçekten vizyonu ufku olan bir kardeşimiz. Çünkü bu bütün projeler inşallah onun desteği, bizim gayretimiz, hep birlikte bunları sonuçlandırarak kâhımızın hizmetine sokacağız. Ben şimdiden kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. Projelerimiz hayırlı olsun diyorum. Ama şunu sözü sizden almak istiyorum arkadaşlar. Kahtalı olmak, Kahtalılara, Adıyamanlılara hizmet etmekten her zaman büyük onur duydum, büyük keyif duydum. Ama burada isteriz ki bakın bu kadar. İşte Mehmet Metiner abimiz var, Muhammed Fatih Toprak kardeşimiz var, İl başkanımız, teşkilatımız, çok değerli bir belediye meclis listemiz var. Ben öncelikle belediye meclis listesini hakikaten yürekten alkışlıyorum. Kahtayı kucaklayan, patlayan, sağına soluna bakmadan bu hizmette ben de varım diye tüm kardeşlerim hepsi aramızda şu anda. Onları da kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah değerli kardeşlerim, ama şu sözü almak istiyorum. Bu kadar sahiplenen bir örgüt var, teşkilat var. Ama sizden de Kahta'dan rekor sözünü almak istiyoruz. Arkadaşlar hazırız değil mi? 31 Mart'ta Kahta hazır mı? Hazır mı? Hazır mıyız? Rekor sözü veriyor muyuz? İnşallah gazımız mübarek olsun. Yolumuz kutlu olsun. Bahtımız açık olsun. Hepimizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun size. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Dün doğum gününüzü. Güzel dilekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Hizmet için bu ülkeye söyle varmışsın, söyle varmışsın. Milletlere olmaya, binlerce gönül almaya, milletin sesi olmaya söyle varmışsın. Şimdi de
başkanım, sayın milletvekillerim, il başkanım, ilçe başkanım, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan kıymetli ak kadrolar, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepiniz proje tanıtım toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Ben 4 sene ilçe başkanlığı yaptım. İlk defa bu kadar hanım kardeşimizi bir arada görüyorum. Hanımlar bir işe el atmışsa o iş bitmiştir artık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Siyasi büyüklerimiz... Ateşin burada başarının yanında. Ateşin burada başarının yanında. Ateşin burada. Biz de söz veriyoruz, her zaman yanınızda olacağız. Kardeşlerim, siyasi konuşmaları büyüklerimiz yaptılar. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Allah razı olsun. Ve kendileriyle birlikte yol yürümekten de büyük bir gurur, onur duyuyorum. Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan davasına inanmış ve o yolda gururla, onurla yürüyen, sizlere hizmet etmek isteyen kardeşlerimiziz. Projelerimiz bayağı uzun sürecek. Şimdiden bir derin bir nefes alın lütfen. Hazırsanız yavaş yavaş başlayalım. İlk günkü aşkla, tevazu, samimiyet ve gayretle önce millet, önce memleket diyoruz. Ve ilk projemiz sahil yolu projemiz. Arkadaşlar şöyle bir adı söyleyebilirsek. Şu ışıkları da biraz kapatabilirsek lütfen. Kahta Baraj kıyısında 7 kilometrelik bir sahil yolu projemiz. Şu anda kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip kısmet ederse 31 Mart sabahı belediye başkanı olarak seçilirsek ilk yapacağımız iş kamulaştırma çalışmalarını hızlandırmak. Ve bunun akabinde 6 ay içerisinde sahil yolunu bitirmeye söz veriyoruz. Bakınız projemizde şu şekilde bisiklet yolları var. Piknik alanları var. Yürüyüş yolları var. Acil durumlarda buradan ambulans da geçebiliyor. Şu maviyle işaretli olan yer bisiklet yolları. 7 kilometrelik bir sahil yolu projesi. Burada piknik alanları kamelyalar, bisiklet durakları var. Ailelerimizle birlikte nefes alabileceğimiz, zaman geçirebileceğimiz vizyon projelerimizden bir tanesi. Sahil yolu projemiz hayırlı uğurlu olsun. İkinci projemize geçiyoruz. Gençler biraz sessiz olalım lütfen. Daha 40 tane projemiz var. Bisiklet durağı projemiz. Bunu 100 yıl parkına inşa edeceğiz. Ve burada gençlerimiz bu modern mekanlarda bisiklet kiralayıp sahile kadar, sahil yoluna kadar bisiklet kiralayabilecekler. Kartlı sistem. Gençlerimize önem veriyoruz. Spora önem veriyoruz. Bu duraklardan bir tanesini de sahil yoluna yapacağız. Buradan alıp sahil yoluna geri bırakma şansımız da var. Geri getirip 100 yıl parkına da bırakabiliyoruz. Ve şu da bizim modern minibüs durağımız.
şehir içi toplu taşıma için kapalı sistem. Bakınız şurada güneş enerji panelleri var. Kendi enerjisini kendisi elde ediyor. Şu alanda klimalı. Yani yazın sıcaktan kışında ısıtmalı olacak. Minibüs duraklarımızı bu şekilde inşa edeceğiz. Kahtamıza da bu yakışır değil mi? Üçüncü projemize geçebiliriz. Hamza nasılsın Hamza? Evet, gençlerimizi spora teşvik edeceğiz. Amatör spor kulüplerine, profesyonel spor kulüplerine Kahta Belediye'miz destek olacak. Buradan söz veriyoruz. İnşallah bir futbol takımımızı birinci lige taşıyıncaya kadar destek olacağız. Sadece futbola değil, sporun bütün dallarına destek olacağız. Voleybola, basketbola, yüzmeye. Yeter ki gençlerimiz sporla ilgilensinler. Dördüncü projemiz stadyum projemiz. Mevcut futbol sahamız maalesef ihtiyaca cevap vermiyor. Şu anda yerini belirledik. 20 dönüm bir arazide Kahtamıza yakışır bir şehir stadı inşa edeceğiz. Bu projelerimiz yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için. Bakınız, modern otoparklarıyla, spor alanlarıyla, dinlenme bölümleriyle, sosyal tesisleriyle modern bir şehir stadını Kahtamıza kazandırmanın sözünü veriyoruz. Beşinci projemiz sokak hayvanları için hayvan barınakları. Sokaktan koruma kurulacağına, dış mekanlara uygunluk gösteren hayvanlarına inşa edeceğiz. Burada istihdam edeceğimiz veteriner hekimlerimizle, veteriner hekimler, başkan koşullarını gözetiminde sokak hayvanlarımızı toplayıp, onları inşallah sokaklardan toplayacağız ve çocuklarımızı rahatsız etmeyecek güvenli bir ortamda veteriner hekim hizmeti altında sokak hayvanlarımıza sahip çıkacağız inşallah. Belediyemiz bir aracını bu iş için tahsis edecek ve akşamları restoranlardan artık yemekleri, kasaplardan artıkları toplayacak, bu şekilde sokak hayvanlarımıza bakacağız. Altıncı projemiz hayvan pazarı. Bakınız, modern kapalı sistem Güneydoğu'nun en büyük kapalı hayvan pazarını Kahtamıza kavuşturacağız. Şuralarda hayvan taşıma kamyonlarını görüyorsunuz ve rampalarını görüyorsunuz. Şuralarda otomobil parklarını görüyorsunuz. Mevcut hayvan pazarımız maalesef Kahtamıza yakışmıyor. Bölgenin en büyük hayvan pazarlarından bir tanesi ama maalesef şu anki hali içler acısı. Bizler 40 dönümlük bir yer tahsis ettik ve nasip kısmet olursa belediye başkanını seçtiğimiz takdirde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi. Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük kapalı sistem entegre hayvan pazarını kazandırıyoruz. Yedinci projemiz organize hayvancılık sanayi bölgesi. Evet. Özellikle sokak aralarında hayvan besleyen kardeşlerimizi buraya teşvik edeceğiz. Bakınız, buralarda birer ikişer dönümlük ahırlar inşa edeceğiz. Organize hayvancılık sanayi bölgesi ciddi anlamda istihdam yaratacak. Hedefimiz 100 aileye bu şekilde bir istihdam alanı
sağlamak. Ve yanında, burayı durduralım lütfen. Bu organize sanayi bölgesinin yanında kombine mezbahanemiz de olacak. Hem modern bir kesim alanımız olacak, hem de orada kesilen etleri şoklayacağız, donduracağız. Termokinkli araçlarla da nakliyatını sağlayacağız inşallah. 8. projemize geçebiliriz. İş garantili meslek edindirme kursları. Belediyemizin kendi bünyesinde ilave gelir getirecek yeni iş alanları oluşturacağız. İşkur, Organize Sanayi Bölgesi, Halk Eğitim başta olmak üzere ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşları bu eylem planının içerisine dahil ederek iş garantili meslek edindirme kurslarıyla ve istihdam artırma eylem planlarımızı gerçekleştireceğiz. Engin Aker, AK Parti Çağatay Belediye Başkanı. Burada bir duralım lütfen. Bizim en önemsediğimiz kesim gençlerimiz ve işsizlerimiz. Bizler işsizliğe son vermek istiyoruz. Ve bu çerçevede belediyemiz bünyesinde bir mekanı bu iş için tahsis edeceğiz. İşkur, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimimiz, Küçük Sanayi Sitesi Yönetimimiz ve Kahtalı Belediye Başkanlığımız bir protokol imzalayacak. İşkur, 6 ay boyunca kursiyerlerimizin maaşını ödeyecek asgari ücretten. Sigorta primlerini İşkur ödeyecek. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, usta öğreticilerin ve öğretmenlerin 6 ay boyunca maaşını ödeyecek. Ve bu 6 ayın sonucunda kursu bitiren kardeşlerimiz Organize Sanayi Bölgesi'nde protokol yaptığımız fabrikalarda işbaşı yapacaklar. Kardeşlerim, 5 yıl önce ilçe başkanı olduğumuzda Organize Sanayi Bölgemizde sadece bir tane fabrikamız vardı. Ve 80 kişi çalışıyordu. Hamdolsun milletvekillerimizin olağanüstü gayretleriyle Organize Sanayi Bölgemizde şu anda 32 tane fabrikanın bacası tutuyor. Ve 2000 kişi bu Organize Sanayi Bölgemizde çalışıyor. Lütfen. 32 fabrikamız çalışıyor. İnşallah devam eden 22 fabrikamızın inşaatı da bir yıl içerisinde bitecek. Ve birinci organize sanayi bölgemiz böylelikle doğmuş oluyor. Bizler söz veriyoruz. Belediyemiz olarak göreve gelir gelmez ilk yapacağımız iş ikinci etap organize sanayi bölgemizi devreye alacağız. Ve devam eden fabrikalarla birlikte hedefimiz 5 yıl içerisinde ilave 5000 kişiye iş imkanı sağlamak. Şu anda 2000 kardeşimiz Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışıyor. İnşallah 5 yıl içerisinde bu rakamı 7000'e çıkarmayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 9. projemiz belediye atölyesi projemiz. Belediyemiz bünyesinde bir atölye oluşturacağız. Ve bu atölyede belediyemizin ihtiyaç duyduğu, dışarıdan satın aldığı bu oturma gruplarını, bankları, kamelyaları, bu şekilde o bankları görüyorsunuz. Çöp konteynerlarını, çöp kovalarını belediyemiz mesleki ve teknik eğitim liselerimizle orada okuyan genç kardeşlerimizle birlikte belediyemiz bir proje oluşturacak ve bunların üretimini belediyemiz kendisi yapacak. 10. Çevre yolları projemiz. Kahtamızın ikinci projemiz kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm çerçevesinde özellikle Bayraktar Mahallemiz, Cami Mahallemiz ve Kani Kemik olarak adlandırdığımız bölgede eski çarşı bölgemizde kentsel dönüşümü öngörüyoruz.
milletvekillerimizin de desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle inşallah 3 mahallemizde kentsel dönüşüme tabi tutarak kahtamızı yenileyeceğiz. Depreme dayanıklı modern konutlar inşa edeceğiz. Bu şekilde daha geniş yollar, daha büyük parklar inşa edeceğiz. İkinci projemiz dar gelirli ailelerimiz için konut projemiz. Kardeşlerim, belediyemiz özellikle dar gelirli aileler için kuracağı bir şirket marifetiyle konut üretme işine girecek. Dar gelirli ailelerimiz kira öder gibi konut sahibi olacaklar 10 yıllık bir vadede. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz bir yılda 500 fakir aileye konut üretebiliyorsa Kahta Belediye'miz de üretebilmelidir. On üçüncü projemiz dere ıslahı. Malumunuz Kahta'mızda 3 tane bu şekilde derelerimiz var. Bunları ıslah edeceğiz ve etrafını bu şekilde ağaçlandırarak ve şu şekilde yürüyüş yolları oluşturacağız. Bu şekilde de toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. On dördüncü projemiz turizmde canlılık getirecek olan festival projelerimiz. İlçemizde Türkiye çapında farkındalık oluşturmak için turizm, çiğ köfte, badem, nar ve ceviz festivali düzenleyeceğiz. Bu festivallerle ilçemizin tanıtımı noktasında önemli bir yol kat edeceğiz. Bu şekilde turizme canlılık getirmeyi hedefliyoruz. 15. projemiz gezelim, görelim. Mahallelerde tespit ettiğimiz emeklilerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz ve çocukları başarılı olan dereceye giren kardeşlerimizin ailelerini çeşitli Türkiye'mizdeki tarihi ve kültürel şehirleri bu şekilde turistik turlar düzenleyeceğiz. 16. projemiz fatura desteği. Özellikle büyük ailelerimiz için anne baba ve 4 çocuk, 6 kişilik bir aile ve daha üzeri nüfusa sahip ailelerde doğalgaz, su ve elektrik faturalarında belediyemiz olarak %20'ye varan bir nakit destek projemiz var inşallah. Bu şekilde kalabalık ailelerimizin faturalarına destek olacağız. Eğil. 17. projemiz, malumunuz, Kahta'mız şu anda Türkiye'de badem üretimi noktasında birinci sıraya yükseldi. Ben buradan Sema Yıldırım hocamıza, Musa Yıldırım hocamıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Geçtiğimiz yıl sadece bademden dolayı Kahta'mıza 60 trilyon para girdi. İnşallah önümüzdeki yıllarda kuracağımız bu badem ticaret merkeziyle Kahta'mız bölgenin bir ticaret merkezi haline gelecek. Şu anda yaklaşık 3000 kişi bu badem işinde istihdam ediliyor. Hedefimiz 5 yılda bu rakamı 10.000'e çıkartmak. 18. projemiz Kahta Belediyesi Sosyal Tesisleri. Büyükşehirlere gidenleriniz bilir. Hem inşasında hem de işletmesinde belediyemizin olanaklarını kullanarak başta baraj kıyısında olmak üzere ilçemizin çeşitli yerlerinde sosyal tesis alanları inşa edeceğiz. Burada durduralım lütfen. Bakınız bu Ebu Sadık 2 projemiz. Şurada 2 dönüm arazide bir suni göl var ve seyir terasları var. Şu anki seyir terasımızın hemen karşısındaki bir bölge. İnşallah
Buranın da küçük bir sorunu var, bir mahkemelik bir sorunu var. Bu çözülür çözülmez, bunun ödeneği de hazır. Ebu Sadık 2 seyir terasını da hizmete alacağız. Ve burada oluşturacağımız, belediyemizin işleteceği sosyal tesisle gençlerimize iş imkanı sağlayacağız. Bu sosyal tesisler bir tanesini de sahil yoluna inşa edeceğiz. Bakınız, şurada görüyorsunuz. Bize hizmet veren sosyal tesis alanı ve son derece önemli söylüyoruz. İçerisinde kafe ve restoranların, yaşam merkezlerinin olduğu bir sosyal tesisten bahsediyorum. Kondisyon aletlerinin olduğu, ailelerimizle birlikte güvenli ve ferah bir mekanda hafta sonları vakit geçirebileceğiz. Bakınız, en ince detaylarına kadar hepsi projelendirildi. Ben Yılmaz Saray mimar kardeşimize, yüksek mimar kardeşimize teşekkür ediyorum. On dokuzuncu projemiz İbrahim Halil Mesiri alanı. Durduralım lütfen burada. Yurda Kul Tekstil'i geçtikten sonra Çataltepe'ye yetişmeden önce hemen sağ kolda 270 dönüm bir hazine arazimiz var. Bu yıl 40 dönümünü projelendirdik. İnşallah Mayıs'ın sonu Haziran başı gibi bunu devreye alacağız. Gelir gelmez belediyemiz de bütün iş makineleriyle buna destek olacak. Haziran ayına kadar bitirme sözü veriyoruz bu proje için. Ve önümüzdeki yıllarda da her sene bir etap ekleyeceğiz. 270 dönüm arazinin bu sene 40 dönümünü projelendiriyoruz. Kaymakamımız ve il özel idaremiz marifetiyle inşallah İbrahim Halil Mezarı alanımızda kahtamıza kavuşturuyoruz. Yirminci projemiz mahalle kompleksi projemiz. Bütün mahallelerimizde muhtarlarımızın da desteklerini alarak mahalle kompleksi inşa edeceğiz. Bu komplekste bir katı bayan, diğer katı erkeklere tahsis edilecek ve belediyemizce istihdam edilecek eğiticilerle gençlerin eğitileceği kitap kafe, millet kıraathanesi, muhtarlık ofisi, kadın ve erkek bölümleri ayrı olan taziye evleri gibi büyük bir platform oluşturacağız. Burada duralım. Mahallelerimizde iki katlı bir mahalle, yaşayan mahalle kompleksi inşa edeceğiz. Burada hanım kardeşlerimiz ve genç kardeşlerimiz için özellikle okuyan liselerde, ortaokulda, ilkokulda okuyan kardeşlerimiz için bir mahalle kompleksi oluşturacağız. Kitap kafe. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok önem verdiği gibi burada gençlerimizin okumalarına çok önem veriyoruz. Çayını, kahvesini, pastasını, kekini belediyemiz karşılayacak. Yazın klimalı bir ortamda, kışın kaloriferli bir ortamda gençlerimizin bu mahalle kompleksinde ders çalışmalarını arzu ediyoruz. Bu şekilde çocuklarımızı, gençlerimizi sokaklardan çekerek zararlı alışkanlıklardan da uzak tutmak istiyoruz. Kadınlarımız ve erkeklerimiz için ayrı ayrı taziye evleri de bu kompleksin bir parçasıydı. 21. projemiz Luna Park. Kahtamıza özellikle çocuklarımız için bir Luna Park kazandıracağız. Çocuklar ne diyorsunuz bu projeye? Her şey çocuklarımız için. 22. projemiz buğday pazarı, modern bir buğday pazarı ve değirmenciler sitesi. Mevcut buğday pazarı esnafımızla konuştuk. Diyarbakır yolu üzerinde 50 dönümlük bir araziyi buraya tahsis edeceğiz. Ve eski çarşının oradaki buğday pazarını
ve değirmenci esnafımızı Diyarbakır yolu üzerinde inşa edeceğimiz modern bir buğday pazarına inşallah rehberi sağlayacağız. Bu şekilde tonajlı araçların, tırların şehir içerisine girmeden büyük bir alanda içerisinde kantarı, sosyal alanları olan modern bir buğday pazarı inşa edeceğiz. Ve boşalacak olan o bölgeye de iki köylü garajından bir tanesini eski çarşımıza inşa ederek oranın ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yirmi üçüncü projemiz otogalericiler sitesi. Malumunuz bir sürü galerici esnafımız var. Ve bunlar şehir trafiğini de alt üst ediyorlar. Bunlar için oluşturacağımız modern bir alanda inşallah bütün otogalericilerimizi tek bir çatı altında toplayacağız. Bu şekilde daha modern bir görünüme kavuşacak ve istihdam alanı yaratacağız. 24. projemiz otopark. Artık araçlarımızla dışarı çıkmak eziyet olmuş. Özellikle resmi kurumlarımızda, özellikle okullarımızda, resmi kurumların bahçelerinin altına inşa edeceğimiz yeraltı otoparkları ile şehrin otopark ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Yine belirlediğimiz bazı alanlarda belediyemiz istimlak yapmak suretiyle yeni otoparklar üretecek. Bu şekilde şehir trafiğini de rahatlatmayı hedefliyoruz. 25. projemiz panoramik arkeolojik müze. Biliyorsunuz Çatlamız dünyanın 8. mirasına sahip. Çok önemli turistik alanları kendi bağrında yaşatıyor. Cendere Köprümüz, Karakuş Tümülüsümüz, Arsemiye Kalemiz, Eski Kahta Kalemiz, Nemrut Dağımız. Bu oluşturacağımız müzede gelen turistler öncelikle bunların minyatür heykellerini görecek. Adeta burası yaşayan bir müze olacak. Buraların tarihi hikayesini dinleyecekler. Akabinde buradan turlarla Nemrut'a doğru seyahate çıkacaklar. Bu şekilde turizmimizi de canlandırmayı hedefliyoruz. 26. projemiz hesap verebilir bir belediye. Belediyemizin gelir ve gider kadrosunu halkımızla paylaşarak hesap verebilir bir belediye yapısını oluşturacağız. Yani şeffaflık ilkesini gözeterek vatandaş seçtiklerinden hesap verebilecek bir model olacağız. Evet, burada durduralım. Belediyemizin aylık olarak gelir gider raporlarını belediyemizin internet sayfasından duyuracağız. Bizim kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Veremeyeceğimiz tek bir kuruşun hesabı da yok Allah'ın izniyle. Ve yine seçtiklerini denetler projemiz çerçevesinde yılda bir kez mahallelerimizde büyük mahalle buluşmaları yapacağız. Haziran ve Temmuz aylarında olacak. Söz gelimi Karşıyaka mahallemizde 20 Haziran'da bir mahalle toplantısı tertip edeceksek bir hafta öncesinden Karşıyaka'da yaşayan kardeşlerimize bunun duyurusunu yapacağız. Ve oluşturacağımız bir masa etrafında hesap verenler masanın bir tarafında olacak. Belediye başkanımız, ilçe başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız, belediyemizdeki birim amirlerimiz, müdürlerimiz bir tarafta olacak. Masanın diğer tarafında da sandalyelerimizi dizeceğiz. Karşıyaka mahallemizde yaşayan sakinlerimiz olacak. Yılda bir kez mahallelerimizde bir araya gelerek halkımıza hesap vereceğiz. Bu şekilde basını da davet edeceğiz. Orada verilen sözlerin
takibini yapacağız. Ve varsa belediyemizden ya da çalışanlarımızdan yana bir şikayet, anında buna cevap vereceğiz. Söz veriyoruz. Özellikle karayoluna yakın bir noktada, şehrin merkezinde, Kalbette bir büyük cuma camisi inşa edeceğiz. Varlığımız, karayolu esnafımızın cuma günleri gidebilecekleri bir cami yok. Kaftamıza yakışır bir mimaride, modern bir mimaride büyük bir cuma camisini kaftamıza kazandıracağız. Projemiz yeni bir mezarlık. Bakınız kardeşlerim, mevcut 3 mezarlığımız artık ihtiyaca cevap vermiyor. Bizim şehrin dışında yeni ve büyük bir mezarlık inşa etmemiz gerekiyor. Ve bu mezarlığın hemen yanına büyük bir cami inşa edeceğiz. Ve bu şekilde cenazelerimiz bu camiden kalkacak. Kışın yağmurdan ve kardan korunacak, yazın güneşten korunacak şekilde defin işlemlerini sağlayacağız. Ve bu caminin yanında bir de morg inşa edeceğiz. Malumunuz şu andaki hattımızda sadece bir tane morg var, o da hastanemizde. Ve özellikle kalabalık ailelerden bir cenaze olduğunda hastaneye giden bütün yollar kilitleniyor. Aslında bütün büyük şehirlerde, modern şehirlerde morg hizmetini belediye verir, hastane vermez. Biz de yeni mezarlığın yanında inşa edeceğimiz bu caminin hemen yanında bir morg inşa edeceğiz. Ve bu şekilde hastanemizin de yükünü almış olacağız. Zira 150 yataklı bir hastanemiz var ve orada yatan hastalarımız var. Hastalarımızın orada morale ihtiyaçları var. Ancak cenaze olduğunda morg civarında biliyorsunuz ağlaşmalar, bağırışmalar, haykırışlar hastalarımızın da moralini bozuyor. İnşallah yeni bir mezarlık inşa edeceğiz. Yanında büyük bir mezarlık camisi ve morg kahtamıza kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Yine biz istihdamı çok önemsiyoruz, işsizliği önemsiyoruz. Organik tarımı ve seracılığı destekleyeceğiz. Özellikle Karakuş'taki Türkiye Petrolleri'nin olduğu bölgede biliyorsunuz sıcak su var. Ve orada çiftçilerimize, belediyemiz de destek olacak, bu şekilde modern seracılık hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Bu şekilde yüzlerce aileye iş imkanı sağlayacağız. 30. projemiz özellikle uzun süre hastanede yatan hastası olan kardeşlerimiz için. Gerger'den, Sincik'ten ve uzak köylerden gelen kardeşlerimiz için. Hastanemizin karşısında biliyorsunuz bir parkımız var. Parkın hemen yanında da belediyemizin kademesi var. Kadememizi oradan taşıyacağız. Ve oraya inşa edeceğimiz bir misafirhane ile kadın ve erkekler için ayrı ayrı 3 öğünde yemeğini belediyemiz biz karşılayacağız belediye olarak. Bu şekilde Gerger'den, Sincik'ten ve uzak yerlerden gelen kardeşlerimiz modern bir misafirhanede kalma fırsatı bulacaklar. 31. projemiz aşevi. Belediyemiz bir aşevi inşa edecek. Ve bir tane de mobil aşevimiz olacak. Özellikle Ramazan aylarında bu mobil aşevimiz mahallelerimizde iftar çadırlarına yemek taşıyacak. Yine 24 saat açık bir aşevimiz olacak. Burada da özellikle son derece yaşlı ve bakacak kimsesi olmayan yaşlılarımıza ve engellilerimize, yoksul ailelerimize belediyemiz
Paşa'ya bir hizmet verecek. Hayırlı uğurlar olsun. Modern bir kademe ve lojistik ünitesini belediyemize kazandıracağız. Bu şekilde belediyemizin iş makinalarını daha modern bir alanda tek bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz. 33. projemiz hizmet içi eğitim, belediye personeline, belediyemiz personeline personel eğitimi. Kardeşlerim, göreve gelir gelmez ilk yapacağımız iş bu olacak. Belediye başkan yardımcılarımızdan başlayarak itfaiyedeki erimize kadar, belediye başkan yardımcılarımıza, zabıta memurlarımıza, çöpteki kardeşimize kadar profesyonel bir eğitim vereceğiz. Ve bu şekilde bütün çalışanlarımız işlerini en iyi nasıl yapabileceklerini pekiştirmiş olacaklar. Özellikle büyük şehirlerimizden uzmanları getirip bütün personelimizi bir eğitimden geçireceğiz. Gelen kardeşlerimizin sorunlarıyla nasıl ilgilenilir? Gelen bir kardeşimizin sorununu nasıl çözüme kavuşturabiliriz? Personelimiz bu eğitimleri alacak. Belediye kapısına gelen kim olursa olsun boş dönmeyecek. Gelen her kardeşimizin çayını kahvesini söyleyeceğiz ve işi neyse onu halledeceğiz. İşi çözülemiyorsa şunları halledersen ya da şurada aksaklık var, şu eksiklikleri tamamla getir kardeşim, senin işini çözüme kavuşturacağız. Bu şekilde bilgilendirmelerde bulunacağız. 34. projemiz tamam. Bir Osmanlı hamamını Selçuklu Osmanlı mimarisiyle inşa edeceğimiz bir hamamı kahtımıza kavuşturacağız. Ve yanında havuzlarımız da olacak. Hamamımızı yine bay bayan ayrı inşa edeceğiz. Kahtımıza hamam ve havuz projemiz hayırlı uğurlu olsun. 35. Genç kardeşlerimizi unutmadık. Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz. Üniversitede okuyan öğrenci kardeşlerimize yılda bir kez geri dönüşsüz eğitim yardımında bulunacağız. Söz veriyoruz. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz gençler. Otuz altıncı projemiz kurumsal belediyecilik. Kurumsal belediye modeli. Bütün hizmet birimleriyle tam sorumluluk bilincinde ve hizmet sunma noktasında hiçbir ayrımın yapılmadığı kurumsal belediye modelini oluşturacağız. Personellerimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli ve çözüm odaklı hizmet verebilmeleri için belli meslekçi eğitimlerimizi hiçbir ayrımın yapılmadığımızı gerçekleştireceğiz. Eylin Aker, AK Parti Çağatay Belediye Başkanı. Evet. Belediye hiçbirimizin babasının çiftliği değil. Dolayısıyla liyakat sahibi, ehil, donanımlı kardeşlerimize görev vereceğiz. Ve görev verdiğimiz kardeşlerimize de sorumluluk vereceğiz. Onlar kendi birimlerini kendilerine dizayn edecekler. Kendi bünyelerinde sorumlu oldukları birimlerde onları özgür bir şekilde kurumsal bir çerçevede hizmet etmelerini sağlayacağız. Bu şekilde amcalarımızı, dayılarımızı, babalarımızı getirmek zorunda kalmayacaksınız. Hangi birime giderseniz gidin, profesyonel bir ekip sizi karşılayacak ve hiçbir aracıya gerek duymaksızın işleriniz çözüme kavuşturulacak. Kurumsal belediyecilik kahtımız için hayırlı olsun. 37. projemiz kapalı semt pazarı. Bu şekilde
seyyar satıcı esnafımızı sokaklarımızdan kurtararak inşa edeceğimiz kapalı sistem bir semt pazarı altında hepsini bir araya getireceğiz. Modern bir binada seyyar satıcı esnafımıza da istihdam olanağı sağlayacağız. Onlar da evlerine ekmek götürüyorlar. Onları sokaktan alıp modern bir çatı altında toplayacağız. Kapalı semt pazarı projemiz hayırlı uğurlu olsun. Az kaldı kardeşlerim, son 4 projeniz. Eski çarşıyı ayağa kaldırma projesi. En önemsediğimiz projelerimizden bir tanesi de bu. İlçemizin en stratejik yerlerinden biri olan eski çarşıyı, eski çarşıyı ayağa kaldırma projesiyle yeniden cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu proje kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağız. Çarşıyı turizm açısından canlandırmak adına otantik bir yapıya kavuşturacağız. Ayrıca şehrimizde bulunacak iki köylü garajından birini buraya taşıyacağız. Hükümetimizin de desteğiyle 40 ünitelik diş hastanesini eski çarşıda inşa edeceğiz. Engin Aker. Doğulay Pazarı ve Değirmenci esnafımızı şehir dışında Diyarbakır yolu üzerinde 50 dönümlük bir araziye taşıyoruz ve oraya modern iki tane köylü garajından bir tanesini oraya inşa edeceğiz. Milletvekillerimizin de desteğiyle ben hepsine çok teşekkür ediyorum. 40 ünitelik bir diş hastanesi hükümetimiz marifetiyle 40 üniteli bir diş hastanesi kazandırıyoruz. Kentsel dönüşümle birlikte otantik turistik bir çarşı haline getireceğiz ve orada badem satış noktası dahil yöresel ürünlerin satılacağı ve kahtamıza gelen herkesin öncelikli olarak ziyaret etmeyi isteyeceği birinci durak haline getireceğiz eski çarşımızı. Bu şekilde eski çarşımız eski şaşalı günlerine tekrar kavuşacak Allah'ın izniyle. Market. 39. projesi Şehvat Market. Market oluşturacağız. Bu marketten sadece belirlenen yardıma muhtaç aileler yararlanacak. Aile bireyi ve okuyan öğrenci sayılarına göre belirli limitlerde kendilerine tahsis edeceğimiz şefkat kartlarıyla market alışverişlerini yapabilecekler. Elgin Aker. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bir beldede, bir ilçede, bir ilde garip kurebanız varsa, fakir fukaranız varsa sizin yaptığınız yolun, kaldırımın, parkın bir kıymet harbiyesi yoktur. Bizler özellikle yoksul, fakir, gariban ailelerimize sahip çıkacağız Kahta Belediyesi olarak. Bir şefkat market inşa edeceğiz ve burada özellikle dar gelirli ailelerimize, iki kişilik bir aile ise iki kişilik bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak rakamı hesaplarına yükleyeceğiz. 5 kişilik bir aile ise 5 kişilik bir ailenin ihtiyacı olan rakamı yükleyeceğiz. Bu şekilde sadece şefkat kartı olanlar bu marketten alışveriş yapabilecekler. Fakir fukaramıza da rencide etmeden onların bütçelerine destek olmayı hedefliyoruz. Sayın Başkanım, bir proje için daha söz alalım mı? Ne dersiniz? Sayın Başkanım, bir de sizden tanzim satış mağazası istiyoruz. Bulgur, nohut, pirinç, sebze üreticiler alacağız. Komisyoncular olmadan üreticiler nohutu bugün sordu. 3 lira markete gelene kadar 10 lira. Onun için sizden bunu istiyoruz. Kahtalı hemşehrilerimiz adına teşekkür ederim. Bunun sözünü de alalım değil mi? Söz veriyoruz. Tanzim satış mağazasını kahtamıza kavuşturacağız. Vekilimizi de vereceğiz. Vekilimiz başımızın tacı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah milletvekillerimizin de desteğiyle bütün bu projeleri hayata geçireceğiz. Sağ olun.
Dördüncü projemiz yeni nesil altyapı ve kaldırım sistemi. Malum şehir çok büyüdü. 125 bin nüfuslu bir kentimiz var. 78.500 kişi merkezde yaşıyor. Şehrimizin ana arterlerinde, büyük caddelerinde inşa edeceğimiz 2 metre yüksekliğindeki tünellerle şehrimizin altyapısını yeni baştan dizayn ediyoruz. Bakınız. Atık su, doğal gaz, içme suyu, telefon ve elektrik hatlarını bu inşa edeceğimiz tünelin içerisinden geçireceğiz. Bu şekilde her sene yollarımızı, kaldırımlarımızı tekrar bozmak zorunda kalmayacağız. Bakınız burada görüyorsunuz. Ana caddelerimizin tamamında inşa edeceğimiz bu tünellerle atık su, yağmur suyu, içme suyu, doğal gaz, elektrik, telefon ve internet hatlarını bu tünelden geçireceğiz. Bir arıza oluşması halinde teknik ekiplerimiz sokağın ya da caddenin başından tünele girerek sorunu çözecek ve bu şekilde ne kaldırımlarımız zarar görecek ne de yollarımız zarar görecek. Yeni nesil altyapı ve kaldırım sistemi kağıtımız için hayırlı olsun. Şu ana kadar 40 tane proje açıkladık. 40 proje bir yana, bu son projemiz bir yana. Kahtamızın vizyon projesini açıklıyoruz. Mega projemizi açıklıyoruz. Tek bir millet bahçesini kahtamıza kazandırıyoruz. Bakınız, eski durduralım lütfen. Şu bir geride kalan yer eski belediyemizin, şu anki itfaiyemizin önündeki park. Şu itfaiyemizin önündeki parkı kullanacağız. Şurası hükümet binamız. Eski hükümet konağımız. Şurada da askerlik şubemiz var. Şuranın, şu gördüğümüz alanın tamamını, burada İbn-i Mirza Parkı var. Şu gördüğünüz alan İbn-i Mirza Parkı. Eski hükümet konağımız. Şurada sosyal hizmet birimimiz var. Devamında bir iki tane lojman var burada. Ve devam edelim. Şurası kaymakamlık lojmanımız. Buraya değer koyuyoruz. Ve şuraya kadar İbn-i Mirza Parkımız. Şurası şu anda bulunduğumuz yer, Kahta Kütüphanemiz, kültür merkezimiz burası. Şu alanı, yani şurada bitiriyoruz. Adliye lojmanlarını biliyorsunuz, onu da içine alıyor. Şurası şu anki itfaiyemizin önündeki park. Şu alan İbn-i Mirza Parkı. Şurası hükümet konağımız. Şuraları da alıyoruz şu şekilde. Şu kırmızı alanları görüyorsunuz. 46.200 metrekare bir alanda millet bahçesi inşa ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ailelerimizle birlikte şehrimizin nefes alacağı bir alan oluşturacağız. 46 dönüm bir arazide millet bahçesi inşa ediyoruz. Şurası amfiteyatromuz, bisiklet yolumuz, paten ve bisiklet yolumuz,
koşu yolumuz, gençlerimizin spor yapabileceği aktivitelerin olduğu, bakınız şurası gençlerimiz için oyun alanı. Gençlerimiz için dizayn ediyoruz burayı. Şurası da çocuklarımız için oyun alanı. Gençlerimizi de çocuklarımızı da unutmadık. Spor alanlarımız olacak bu millet bahçesinin içerisinde. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün ilçelerde, illerde bir millet bahçesi istiyorum sözüne karşılık biz millet bahçesi projemizi yaptık. Kahtamıza hayırlı uğurlu olsun. Voleybol, basketbol sahalarımız olacak. Yapay suni göllerimiz, göletlerimiz olacak. Gençler bitiriyoruz. Devam edelim. Millet bahçemiz şu anda bulunduğumuz yerden, Kağıtlı Kültür Merkezimizden başlıyor. Taziye evimiz, yanında Emniyet Müdürlüğümüz, İbni Mirzan Parkımız, Adliye Lojmanımız, yanında Kaymakamlık Lojmanımız, Sosyal Hizmet Birimimiz, Eski Hükümet Konağımız ve Eski Belediye binamızın karşısındaki parkı da içerisine alacak şekilde 46.200 dönüm bir arazide Millet Parkı'nı kağıtımıza kavuşturuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Drone ile bu görüntüleri çektik. Hava biraz bozuktu, görüntü tam net değil. Şu an bulunduğumuz yer burası. Herkes konuşur, AK Parti yapar. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Özellikle 15 kişilik bir ARGE birimimiz bir aydır geceli gündüzü bu projeler üzerinde çalışıyordu. Müsaadeniz olursa ARGE birimimizi buraya davet etmek istiyorum. Perdeyi kaldırabilir miyiz? Yüksek mimar Yılmaz Saray kardeşimizi davet ediyorum. Mimar Zeki Çelik Bey'i buraya davet ediyorum. İnşaat mühendisi Mehmet Güner'i kardeşimizi buraya davet ediyorum. İnşaat mühendisi Sedat Demiral kardeşimizi buraya davet ediyorum. Elektrik elektronik mühendisi Ömer Çelebi kardeşimizi buraya sahneye davet ediyorum. Kendisi kumanda ofisinde. El sallıyoruz ona. Jeoloji mühendisimiz Ercan Göze kardeşimizi buraya davet ediyoruz. Elektrik elektronik mühendisi Ahmet Aydın kardeşimizi buraya davet ediyorum. Harita mühendisi Esra Alakuş kardeşimizi sahneye davet ediyorum. Esra Alakuş'un söyle varmışsın, söyle varmışsın. Gençlikler bu Türk. Ziraat mühendisi Erdal Kurt kardeşimizi buraya davet ediyorum. Mimari teknikerimiz Sedat Deniz
kardeşimizi buraya davet ediyorum. Topograf Gökhan Can kardeşimizi buraya davet ediyorum. Gazeteci yazar Mehmet Güzel abimizi buraya davet ediyorum. İbrahim Akgül, tanıtım medya sorumlumuz. Radyo sinema televizyonculuk mezunu, 2. üniversite gazetecilik son sınıf öğrencimiz. 14 avukat İrfan Karataş kardeşimizi sahneye davet ediyorum. Ve İrfan Bey'in hastası varmış, geçmiş olsun diliyoruz. Ve 15 Musa Çetin Kaya kardeşimize buradan selamlıyorum. Kendisi kumanda ofisinde. Bu geceki ışık, ses kendisine aitti. Allah razı olsun Musa kardeşim. Evet, bu ekibimiz bir ay boyunca bu projeler üzerinde çalıştı. Ben huzurlarınızda hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsi pırıl pırıl çatlı kardeşlerimiz. Biz birlikte güçlüyüz. Biz sizlerle çok daha güçlüyüz. Ve söz veriyoruz. 5 yıl boyunca sizler için çalışacağız. Sizleri dinleyeceğiz. Az konuşacağız. Çok iş yapacağız. Söz veriyoruz. Sizlere hizmetkar olacağız. Sizlere şöyle geliyor. Bir resim alalım. Bir resim alalım. Bir resim alalım. Arkadaşlarımızı sahneye davet edeceğim sırayla. Sizleri şöyle bir geri alalım. Sayın Ömer Yalancı'yı buraya davet ediyorum. Mehmet Yasin Erdem. Mehmet İnan. Sıra Öztür. Ömer Armağan. Enver Dinçe, Ebru Güler, Ramazan Çakmak, Abdülkadir Aydın, Mehmet Kaya, Mustafa Günaydın, Hikmet Çetin Kaya, Halit Kaya, Yasin Bozkurt, Hasan Aluç, Enes Kolak, Hacı Yusuf Uluçay, Ali Zengin, Serkan Aslan, Engelliler Derneği Başkanımız Serkan Aslan, Osman Bilgin, Osman Hallaç, Ahmet Bozan, Hasan Yeni, sahneye davet ediyoruz sizleri. Ramazan Çakmak ve Yasin Bozkurt il dışında olduğu için aramızda değiller. İlçe başkanımız Bedir Yeni'yi buraya davet ediyorum. 24-25. dönem milletvekilimiz Sayın Mehmet Bedir'i buraya davet ediyorum. Gençliğin gururu Muhammed Fatih Toprak Vekilimizi sahneye davet ediyorum.
Thank you.